Sinan Ateş davası vardı bugün. Bir duruşma daha yaşadık. Erk tabii yakından izliyor. Önce Erk'e soralım. Yeni bir şey var mıydı duruşmada diye. Ya aslında yeni bir şey yok Can abi duruşmada. Hep bilindik şeyler. Annenin demeci var bugün itibariyle. Başından beri dikkat çekilen konular. Partinin iki önemli ismi Olcay Kılavuz'a, İzzet Ulvi Yöntem'e, Semih Yalçın'a suç istinadları anne tarafından ki bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Zaten yapılan bütün araştırmalar gazeteciler tarafından, medya tarafından buralara çıkıyordu. Anne de bu konuda çok tutarlı duruyor elbette. Bunun ötesinde bir bilirkişi raporu vardı. Herkesin takip ettiği gibi. Burada öyle tuhaf bir sulandırma operasyonu ve manipülatif bir durum sergilemek istediler ki sanki Sinan Ateş'in arkadaşı bir çatışma ortamı olmuş. Arkadaşı kazayla arkasından vurmuş bu çatışma ortamında gibi. Geçtiğimiz hafta bunun böyle olmadığı anlaşılmıştı. Bütün hani o kurşunların Sinan Ateş'in bedeninde bulunan kurşunların Eray Özyağcıların silahından çıktı. Bir kere daha teyit edilmişti bilirkişi raporu üzerinden. Bugün biraz belki de onun gerginliği Ona vardı. itiraz etmişler galiba, mahkeme reddetmiş değil mi? Evet. Yani çünkü orada itiraz edilecek yani burada tekrar bilir kişiye gitmek bile çok hani zorlamaydı meseleyi. Neden zorlamaydı meseleyi? Çünkü Eray Özyağcılara ait silahla Sinan Ateş'in bedeninden çıkan kurşunlar eşleşiyordu. Yani ortada Evet. bir silah falan yoktu. Dolayısıyla bu çok zorlamaydı. Bugün bu zorlama üzerinden mahkemede de anladığımız kadarıyla artık tetikçilere de ne vaatler verildiyse siyasi çevreler tarafından onlar da gerginlik çıkardılar ve hani biz de suçluyuz dediler. İşi buraya kadar vardırdılar. Gazetecileri tehdit ettiler. Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiler. Doğukan Çep işin organizatörü ve Eray Özyağcılar'dan söz ediyorum. Şimdi tabii burada ilginç bir nokta var. Bunu paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Burada yeni ifadeler de girdi mahkeme salonunda. Belki bunu kimse hani üzerinde çok durmadı ama yeni ifadelerin girmesi acaba ek bir soruşturma dosyası, ek bir iddianameyle mi ilgili sorusu da aklımıza geliyor elbette. Eğer böyleyse soruşturma derinleştirilecek demektir. Bunu da böyle okumak lazım. Şunu da belirtelim. Özgür Özel izledi gene duruşmayı. Açıklama yaptı anne ve eşle birlikte. Ve orada da Devlet Bahçeli suçlandı. Hem eş tarafından hem anne tarafından. Onu da belirtmiş olalım.